Merhabalar efendim. Merhaba. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Sağlık deyince, hizmet deyince, yılların tecrübesiyle In Time Ambulans bizler için kuruldu. Ve tüm Türkiye adına iyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. O kadar uzun yıllar var ki bu sevda çocuk denecek yaşlarda başladı aslında. Geçen onca yıllık eğitimin, onca yıllık sevdanın 2019 yılında In Time markasıyla buluşması hikaye aslında. Ben bu başarı öyküsünü tabii kurucusundan dinlemek istiyorum. In Time nasıl doğdu diyorum. In Time'ı biz normalde ben ortaokuldan sonra sağlık kolejinde başladık bu işe. Orada okuduk. Daha sonrasında üniversite 2 yılda üniversite eğitimi aldıktan sonra 2005 yılında ilk çalışmaya bu sektörde başladığımda o zamanlar hani sadece çalışanlık hep bir dönem sonra biz de hani bu firma böyle bir firma kurabilir miyiz diye hayalini o zaman kurmaya başladık. Kısmet bugün oldu. Süper ve yıl 2019 In Time Ambulans başında da söylediğimiz gibi yılların tecrübesiyle bizlerle buluşturuldu. Peki aldığımız hizmetler neler diyelim bizde? Bizdeki hizmetler şu şekilde biz hani özel hizmeti veriyoruz hani belli bir bölge İstanbul içi ve Türkiye geneli olmak üzere böyle şehirler arası hastane akil ve yurt dışına da yeri geldiğinde hasta götürüp getiriyoruz. Daha çok bizde hani hastaları hani hastanede kontrolleri oluyor, muayeneleri oluyor bütün veya acil durumlarda da yeri geldiği zaman işte acil hastaneye ulaşması gereken hastalar oluyor. Bizi aradıklarında biz maksimum 15 dakika içerisinde adreslerine ulaşma çabasında oluyoruz. Ve süper. İddialıyız diyorsunuz. Yani, muhteşem bir kadronun varlığını hissediyorum bu güzel cümlelerden. Yani, iyi bir ekip kurma çalışması içerisindeyiz yani. Gün geçtikçe de daha da genişleme planlarımız var. Yani. Burada anladığım kadarıyla gerek anında yani hasta olan konuklarımıza hizmet verdiğiniz gibi rutin olarak hastane kontrolleri olan sevgili kardeşlerimize de bir alo kadar yakınsınız. Tabii. Nasıl ulaşıyorlar sizlere? Çağrı merkezimiz var. Buradan aradıkları zaman çağrı merkezinde 24 saat bu çağrıları karşılayan arkadaşlarımız var. Bunlar hastanın kliniği, şikayetlerini ve adresini aldıktan sonra o bölgeye en yakın olan aracı ekibimizi adrese yönlendiriyorlar. Sağlık personelimize adrese ulaşınca ondan sonra zaten gerekli üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlar zaten. Peki bu biraz evvel vurguladığınız rutin çalışmalarda randevu usulüyle mi çalışıyoruz? Yani şöyle acil durumlarda zaten yönlendiriyoruz ama tabii, onun dışındaki rutinlerde kontrole gidecek olan hastalar genelde 1-2 gün öncesinden arayıp şu gün şu saatte hastanede randevumuz var diye gene onlara da randevusun saatini alıp ona göre planlamasını yapıp o saatte hastanede olmasını sağlıyoruz geç kalmaması için. Süpersiniz. Bu da tabii yıllara varan tecrübeyle çok çok iyi bir şekilde konuklarla buluşturuluyor. Burada biraz evvel ambulansı da görmeye şansı yakaladık. Nasıl anlatayım? En son teknolojinin buluşma noktası olarak dizayn edilmiş en iyi, en güzel aletler anında müdahale anlamında konuklara hizmet anlamında sunuluyor. Ve tabii ki uzman kadro da bu alanda çok iyi eğitilmiş. Tabiri caizse doğru malzeme usta ellerle buluştuğu için de hastanın tabii ki rahatı, iyileşmesi ve hastaneye yetiştirilişi de o kadar çabuk oluyor. Evet. Peki efendim bu In Time olarak bizlerle yılların tecrübesiyle buluştunuz ama o kadar fazla ambulans hizmeti veren sizler gibi özel kurumlar var ki bizler neden In Time ambulansı tercih etmeliyiz dersen? Ya biz şöyle dakik, yani biz her zaman verdiğimiz sözün arkasında durmaya çalışıyoruz. Her zaman zamanında adrese ulaşmaya çalışıyoruz. Mevcut olan imkanları en iyi şartlarda kullanmaya ve hani tecrübeli bir kadroyla çalışmaya mücadelesi veriyoruz.
O yüzden memnun kalınacağını düşünüyorum. Süpersiniz. Yani. Bir de bu sevda biraz evvel vurguladığınız gibi çocuk yaşta başladı. Bu tip meslekler bir sevgi işidir. Gerçekten bir sevda işidir. Siz sağlık sektörüne gönül vermişsiniz ve yılların tecrübesini 2019 yılında InTime Ambulans markasıyla bizlerle buluşturmuşsunuz. Biz de soruyoruz. Diyoruz ki acaba ileriye yönelik hedefler arasında neler var? Ya, ileriye yönelik şöyle bir hedeflerimiz var. Hani bu işi sadece şimdi ambulans olarak başladık. Hem devamında hani hem filo aile olarak genişleme planlarımız var. Bir de bu hizmeti biraz da böyle evde bakım, evde hastaları mesela evde doktor ihtiyacı, evde bakım, enjeksiyon, serum bu tarz ihtiyaçlar oluyor. Değil mi? Kan alımları olabilir. Bu tarz alanlarda da yardımcı olma düşüncemiz var ileride. Süpersiniz. Sağlık sektörünü daha da genişleterek bizlerle buluşmayı düşünüyorsunuz. Burada İstanbullular ve civarı çok şanslı diyorum. Çünkü gerçekten eğitimli bir kadroyu bulmak çok çok zor. Diliyorum ki bu keyifli hizmetiniz, var olan kalitenizle birlikte yıllar boyu bizlerle olsun. Öncelikli olarak size Murat Salihoğlu olarak, kurucu olarak teşekkür ediyorum. Sonrasında bu bir ekip işi malum. O görünmeyen kahramanların tümüne de diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Ve bu güzel mekanın ambulans anlamında daha da çoğalarak öncelikle İstanbul, sonrasında Türkiye, sonrasında biraz evvel yine vurguladığınız gibi dünya ülkeleriyle bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim geldiğiniz için.